Sizler defalarca bu tarz heyecanları yaşadınız, biz anlatıcı olarak yaşadık, e, bu günler özel günler futbolda, siz dediniz ki son güne kadar gitsin, son güne kadar gitsin, bütün sezon Erman abi bunu söyledi, ya bırak Ender son güne kadar gitsin, Hakemler, hocam Erman geldik hocam işte son güne ya. kadar gitti, <laughs> buyurun hocam. Hakemler beni dinliyorlar ya, ben idare ediyorum hakemleri Türkiye'de, he? öyle diyorlarmış. Vallahi ya. diyorlar hocam ya. Heh? diyorlar valla ama işte gaz olan konuşuyor. Neyse. Hocam sayende double hakem oldu Türkiye'de. Yeni bir şey yeni bir çığır açtın hocam. Değil mi? Aynı maça yani aynı takıma iki kere üst üste bir hakem sayende oldu hocam. <laughs> evet. Yürü dedin MHK başkanına. Yürü arkandayız dedin. O işi doğru yaptılar. Şimdi arkadaş maçın ne olacağını yani bilmiyorum. Birisi alacak birisi kaybedecek filan. Ama şu net oldu. Fenerbahçe olacak şey değil. Yani geçen hafta yenseydi bugün o Kayseri'de yenerdi Kayseri. Şampiyon olur ya. Yani. Öyle bir fırsat geldi. Kullanamadı. Şimdi aynı fırsat Galatasaray'a geldi. Ama şu var arkadaş ya. Şimdi ben bugün alandan geldim ya. Eve uğradım. Geldim. Üstümü de değiştirmedim. Olduğu gibi geldim. Şimdi böyle kırmızıyı giyince siz de salladınız. Millet de <gülüyor> sallayacaktır. <laughs> Televizyon başında sallarlar çünkü. Fakat bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok net. Beni bu sene ne Galatasaray ne Fenerbahçe oynadıkları oyundan buraya gelmeyi hak etmediler. Bu lig şampiyonluğunu Beşiktaş oynadığı futbolla teknik adamıyla yöneticisiyle hak etti. Ha bugün alırlar alamazlar onu bilemem. Hataları da vardır ufak demek. Ama ben bu sene maç seyrederken Beşiktaş maçı olsa da seyretsek diyen birisiyim. Bir spor adamı olarak. Ya bugün Galatasaray oynasın da Galatasaray'ı seyredeyim veya Fener oynasın da Fener'i seyredeyim veya Trabzon oynasın da Trabzon'u seyredeyim diyemedim arkadaş. Bana bunu dedirtmediler. Ama Beşiktaş takımının maçını seyrederken ulan hiç olmazsa Avrupa'ya yakın Beşiktaş oynuyor dedim. Bir, iki, bir de Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorsun, harcadığı paraya bakıyorsun, Galatasaray'a bakıyorsun, Fener'a e bakıyorsun. Haksız rekabetle bugüne kadar geldiler Beşiktaş ve Sergen Yalçın. Benim için bugün Beşiktaş ikinci de olsa benim yılın takımım Beşiktaş'tır. Yılın antrenörü Sergen Yalçın'dır. Bunu şimdiden söyleyeyim de sonradan yol hani, yakınken söyleyeyim, söyleyeyim de diriz. çok net, çok içimden gelerek ben Beşiktaşlı falan değilim. Ama kazanır yani kazanamazlarsa yazık olacak. Ne Galatasaray hak etti oynadığı toplan, ne Fenerbahçe hak etti oynadığı toplan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Peki, eee hocam bir yandan e, Türk Telekom Stadyumundan Seyran Tepe'den görüntüler gelmeye devam ediyor. E, birazdan İzmir'deki görüntüleri de daha detaylandıracağız. Takımın girişini gördük stada İzmir'de de. E, şimdi öte yanda Kayseri'ye daha sonra bağlanalım arkadaşlar. Buradaki aksiyonu verip e, Kayseri'yi de ihmal etmeyelim. Kayseri'de de Kayseriler için de çok önemli çünkü. E, yani dört bir yanda büyük bir heyecan var. Son yıllarda Son yıllarda değil e, lig tarihinde yaşamadığımız bir olay e, son haftaya kadar getirdi bizi bu heyecan kalitesi tartışılır elbette sezon boyunca ben pek çok kez sizlerden ya futbol tat vermiyor ifadesini duydum ama e, heyecan bizi bu, nok bu noktaya kadar taşıdı pandemi şartlarında ve 42 haftalık maratonda. E artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ne bekliyorsunuz hocam bugünkü 90 dakikalarda? Ya ben 90 dakikaya onunla ilgili giriş yapmadan onları anlatırız denler. Şimdi Galatasaray'a yapılan şimdi keşke daha önceki maçlarda diğer rakiplere de, de yapılsaydı. Doğruya doğru söylememiz gerekir. Yani kapının orada bu kadar polis, çevik kuvvet, işte araçların girişi şimdi geçen hafta bakıyorsun Beşiktaş yani tribün vardı ya. Ses resmen geliyordu. Yani siyah beyaz çekiyorlardı. Nasıl oraya evet giriyorsa yani bugün mesela stat Akustik hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani yanılmayalım hocam. Ee, 50 yok. kişinin sesi o. Yok 50. Değil mi hocam ee, stat yani akustik. Yani nasıl Beşiktaş'a oluyorsa veya her şey diğer bu kupa için işte. Şimdi Beşik... her şey bu kupa evet. için. Beşiktaş'a nasıl oluyorsa, Ankara Gücü'ne nasıl oluyorsa, diğer takımlara, kulüplere nasıl oluyorsa ee, sağlık çalışanı işte e, açıklamasıyla Kadıköy'de derbide oldu. Şimdi Galatasaray'a karşı da bu kadar böyle son maçta bu kadar böyle tabii ki tutum olmalı. Tabii ki kontrol edilmeli ama yani bu da şimdi akıllarda ne, ne işareti getirir? Ya yani bununla ilgili herhangi bir ee, önlem alınmasıyla ilgili mutlaka bir konuşmalar olmuş ki bu kadar çok sıkı bir denetim oluyor. Daha önce Sanırım niye olmuyor? Sanıyorum o şeyden sonra oldu, birincilik örneğini görünce Ama oldu. Ama keşke o zaman da olmasaydı, ee, hiç kimseye keşke de olmasaydı. Bugün de doğru bir derdik keşke, uygulama oluyor. Keşke. Yani Türkiye'de bir standart yok. Bir standarta otursak adalete daha rahat yakalayacağız. Bugün e, yani bunun yapılması diyorum ya doğru mu doğru? E niye daha önce yapmadın? Yani geç kalınmış... Bir hareket bu çok doğru da değil. Ee, yani doğru değil derken hareket doğru ama yapılanlar doğru değil. Daha önce madem öyle gitseydin başka statlarda bu uygulamaları direkt olarak baksaydın. Teftiş etseydin gerekli kurumlar birimler. Ee, tabii şunu söyleyelim. E, yani şampiyonluk bir kere yolunu e, son haftalarda açan Beşiktaş oldu. Kimi açtı? Hem Galatasaray açtı hem de Fenerbahçe'ye. Ee, özellikle tabii e, her iki takımda oyun gücüyle mi? Hayır. Beşiktaş'ın ikramıyla buraya geldi. Yani sezon başında evet biz genelinde de söyledik. Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu var. Ee, Fenerbahçe için hatta sezon başında konuştuk. Ee, ondan sonra şu şunu da dile getirmiştim. Yani bu kadro iki tane ilk bir çıkar ve de eee ligi ergen bitirebilir ama şunu da mutlaka orada söyledik. İnsanlar bazı şeylerden hep sonuçları özellikle bir cümleye alıp ekleme yapıp böyle konuşuyor. Dedim ki Erol Bulut performansı belirler. Erol Bulut bu kadroyu kullanırsa kendi geleceğini de inşa eder dedim. Hatırlıyor musun? Maç kadrosu şöyle bu arada. Altay, Nazım Serdar, Zalay Caner, Ozan Sosa Ferdi, Osay Samuel, Pelkas, Valencia. Yani ne var? Gökhan Zaten ya, problem daha farklı. vardı Nazım yani orada, Ucunda çizgilerde Ferdi daha orada. çizgi oyuncusu oynuyor. Ferdi ile Samuel oynatıyor, Valencia Santrafor. Ee, yani daha e, on numara profilde oyuncular yerine Mesut'u da kullanmamış. Ünifan evet. da sakatlandı geçen hafta. Daha çizgi oyuncularıyla oynuyor. Daha atletik, adam eksilten. Daha açık alana hücum edecek iki tane oyuncu kullanıyor Emre Hoca. Yani Fenerbahçe o zaman da söyledik. Fenerbahçe'nin gidişatını Erol Bulut belli, belli edecek bu kadroyu ne kadar efektif kullanacağı ortaya çıkacak. Hatta dediğim orada ya yani kendi geleceğini inşa edecek. Kötü bir şekilde kullandı. Kendi de zaten lig bitmeden bıraktı. Galatasaray ile ilgili de şunu söyledim. 7. hafta hatırlıyorsun yayında. Ondan sonraki haftalarda da onu açarak da söyledim. Dedim ki Erzurumspor ve Ankara ucu maçı iki maçta alınan 6 puan bu oyun ligde 3. ilk üst sıraya Galatasaray'ı sokmaz. Çünkü bu oynanan oyun doğru değil. Çünkü eğer sen bu oyunu e, Babel'lerle bugün evet ligin sonu Arda oynuyor aynı şekilde Falco, Belandalayla, Fegüllerle oynuyorsan... ...bu oyuncularla bu ligi sürdüremezsin. oynananan oyun da ortaya çıkmadı. Sıkıntılı bir süreç. Ondan sonraki haftalarda hatta şunu da söyleyeyim. Yani yeni bir oyun bulursa Fatih Hoca ve de devre arası doğru transferler yapılırsa ancak o zaman olur. Şimdi devre arası 5 tane oyuncu geldi. Bir de Kerem 6 tane transferde. İkinci ara apayrı sıkıştığın dönemlerde... Ben. Tabii Muslera e, başlı başlı zaten transfer. 6 tane ama özellikle e, Muslera zaten geldiğinde oynayacağı ve ne performans vereceği 3 aşağı 5 yukarı ender belliydi. Ama 5 transfer bir de Kerem'in dönmesiyle yani neredeyse yüzde Muslera'yı da saysan yani sezon başındaki 11'in o ilk 3'e giremez dediğim ilk 11'i zaten 4-5 kişi falan ancak oynadı ondan sonraki süreçte.